beklentim var mıydı? Tabii ki vardı. Hatta sizin programınızda da söylemiştim. Ee, sizin kendi... program bizim program olmuş oluyor paşam. Artık doğru, doğru. Mi? Yani sizin yönetiminizdeki programı Anlıyorum. kastetmeye çalışmıştım. Hatta demiştim ki yani Türkiye'de balans ayarı verebilmek için, Türkiye'de bu tür faaliyetleri icra edebilmek için dış güçler neyi kullanacak dedim. Aynen Lübnan'da yaptıklarını yapacaklar. Çünkü Lübnan'da biliyorsunuz pager'lerden Tolki Volki'lerden, e, daha önce onların üzerine patlayıcılar yetişti, e, yerleştirerek, daha sonra siber tetikleyerek ne yaptılar? Patlattılar ve Hizbullah'ın en tepe yöneticilerinin yüzde 80'ini imha ettiler. Dedim ki, Türkiye'de bu tür peycırlar ve Tolki Volki'ler var. Hatta e, şöyle soranlar oluyor, kim bunlar? E, Türkiye'de istilacılar var. 15 milyon. Biz bunların ne olup ne olmadığını bilmiyoruz ve bu bir proje için Türkiye'ye gönderildi. Bunlardan bir tanesini bu uyuyan hücreleri dışarıdan verilen bir tetiklemeyle patlatacaklar ve bugüne kadar da çokça yaşamıştık. Şimdi bunu yaşadık. Hani bunun için çeşitli yorumlar yapılabilir. İşte bu kime karşı diye. Bana sorarsanız esasında bu açılıma yönelik bir balans ayarı. Ne anlamda söylüyorsunuz? Yani açılımı destekleyen ha. hani e, çeşitli şeyler olabilir mi? içinde olabilir. Yani, ya şunun mesela, gibi mi? Ya böyle katliamlar olacağına, bu kan devam edeceğine, evlatlarımızı sokak ortasında ölüme e, göndereceğimize he diyelim biz bu işe Bahçeli'ye, Öcalan'ın meclise gelmesine gibi bir iklim. Bingo! Bu olabilir. Başka ne olabilir? İşte geçmişte yaşadık. 2015, 7 Haziran, Bir Kasım var. arasında. Yani 400 milletvekili verseydiniz bunlar başımıza gelmezdi. Türkiye teröre boğuldu veya boğduruldu. Halk korkutuldu bu netice alındı. Bu olabilir mi? Olabilir. Başka ne olabilir? E bu pazarlık masasında rol almak isteyenler var. Kim bunlardan bir tanesi? Kandil. Kandil lehine bir operasyon olabilir mi? Olabilir. Anlamadım. Kandil lehine? Yani e, burada e, e, çünkü e, Kandil açıklama yapıyor. E, görüyoruz orada işte Bayık var, e, şey var, İbrahim Karayılan var. Yani bu iş sadece çünkü iktidar kimi öne çıkarmaya çalışıyor? Bahçeli kimi öne çıkarmaya çalışıyor? Öcalan'ı Öcalan öne çıkarmaya çalışıyor. Yani o Öcalan yetmez. Biz de bu pazarlık masasında olmak olmak istiyoruz diyorlar var. Yani peki bu pazarlık masasında olmanızı nasıl realize edebilirsiniz? Gücünüzü, var olduğunuzu göstererek. Nerede? Ankara'nın i̇şte, göbeğinde, Cumhuriyetin Ankara başkentinde. Göbeğinde. Bir de Bakın, Savunma sanayinin 18 bin kişinin istihdam edildiği en değerli yerleşkesinde. Bir de bu iktidarın hiçbir zaman bir terör saldırısının faillerini bulmak gibi bir refleksi hiç olmadı. Gar katliamı. Sadece. İçişleri Bakanlığı'nın önünde tabii, patlayan Sadece o terör faaliyetinden ne bilmek ve o halkın infialini, infialini kullanarak Muhaliflerini kriminalize etmek için kullandı bugüne kadar. Çok ileri bir yorum ama örneklerini yaşadık e, haklısınız. Yani e, gerçekten çünkü, öyle. Yani çünkü bir bakın, devletin iktidarı terörle mücadele eder yani işbirliği yapmaz yani. Bakın hani 2022'de 2022'de İstiklal Caddesi'nde bir terör saldırısı oldu. Hemen arkasında ne dediler? PKK dediler. Hemen uçaklar kalktı. Nereye? İşte kuzeye Irak'a operasyon yaptı. Hatırlıyorum ben. Ya dedim ki bakın. Hala dijital izlerimiz var. Ekranlarda bunları izleyebilmek mümkün. Hayır dedim ya bu PKK'nın işi değil. Bu radikal İslami örgütlerin işi. Bakın hiç unutmuyorum bu iktidarın yandaş amiral gemilerinden bir tanesi olan Yeni Şafak işte amiral ne yapmaya çalışıyor? PKK'yı aklamaya çalışıyor. Hayır. Ben analiz yapmaya çalışıyorum. Ve sonunda fail kim çıktı biliyor musunuz? Türkçe ve Kürtçe bilmeyen bir Arap çıktı, yargılandı, hüküm giydi. Şimdi gördüm dün fuar nedeniyle açıklama yapıyorlar. Açıklamalarda diyorlar ki, işte Türkiye'nin neyine hedef aldık diyorlar, alıyorlar diyorlar, savunma sanayi. Koca bir palavra. Ya iki tane terörist, ellerinde hafif silahlar var. Ama kocaman paşam yani Yap, roket atar. Yani siz, onu... siz, siz, siz. Onlarla Türkiye'nin savunma sanayini yok edebilir misiniz? Yani bir de iki kişiyle, iki kişiyle bu mümkün mü? Bakın, burada ne var biliyor musunuz? Niçin orayı hedef almışlar? Yumuşak hedef olduğu için. Çünkü bu tür güvenlikte bir sürü yöntemler vardır. Fiziki güvenliğiniz olacak. Elektronik güvenliğiniz olacak. Bir de personel güvenliğiniz olacak. Yani içeriden bilgi sızmayacak. İçeride çalışanların güvenliklerinin tam olması lazım. Şimdi bu tür örgütler çünkü belli ki çok aceleyle karar vermişler. Kime yönelik açılıma yönelik bir algı operasyonu peşindeler. Nasıl hedef seçersiniz? en yumuşak hedefi seçersiniz. Yani güvenliğe en zayıf hedefi seçersiniz. Orası da TUSAŞ mı? Evet. Çok enteresan. E, e, görmüyor musunuz? Gör Bakın Gör bir tane daha şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin güvenliği perişan vaziyette. Bakın 2018. Bir tane daha örnek anlatıyorum. 2018. Atatürk Havalimanı'na işit baskın yapıyor. O uçaktaydım ben. Yani o, o gece inen uçaklardan birindeydim. Korkunç bir gece. Özlem Hanım. 32 dakika katliam şov yapıyorlar. Bakın 32 dakika. İnanılır gibi değil. İnfaz ediyorlar. Hatta ölmeyenlerin kafasını sıkıyorlar. Ve kimisine selam veriyorlar kameralara. 7 kişi basıyor. Üçü canlı bomba. Dört kişi kimisini bağışlıyorlar. Kimisini bağış. 32 dakika hiç kimse yok. 32 dakika. Hangi neresi burası? Yıllık 65 milyon yolcunun geçtiği Avrupa'nın 3. dünyanın 11. havalimanı. Evlere şenlik, peri... bakın güvenlik kaçağımız, açığımız yok diyorlar. Ya Atatürk Havalimanı'nın güvenliği yok. Baskına uğruyor. 32 dakika seslerini çıkamıyorlar. Şimdi ben içeriden de bilgi aldım. Yani bunu yaşayanlardan dinledim. Kamera kayıtlarını izleyenlerden gördüm. Ya devlet yok. Peki dedim ki ya niye bunlar oluyor? E dediler ki zaten burada görev yapan polislerin üçte biri yaşları ilerlemiş, sicilleri iyi olduğu için buraya mükafatla gelmişler. Üçte biri akademi mezunu değil, Kısa dönemde almışlar orada görevlendirmişler. Diğer üçte biri de evrak, mevrak, pasaport, kayıt. Ya böyle bir zaten güçleri yoktu ki diyor. Bakın evlere şenlik. Sözümü kesmek yani galiba başkasına söz verecek. Bağlıyorum. Ya bu güvenlik işi biliyor musunuz? Nitelik ve liyakat işidir. Farklı bir konu ama. Yani çarpıcı olabilmek için söylüyorum. Özellikle Güneydoğu'da yaşadığımız Malatya merkezi, Hatay merkezi o depremi, Depremdi. depremi biliyorsunuz. Perişan olduk, perişan. Afat, afatlık da ortada yoktu. Şimdi Özlem Hanım baktım ben. Türkiye'deki afatın başında kimler var? En tepede kim var? Altında kimler var? Rusya'ya baktım, Fransa'ya baktım, görev yaptığım İngiltere'ye baktım, Amerika Birleşik Devletleri'ne baktım. Ya bizimkiler afatlık, niteliği yok. Ya Azmi Bey şeye baktım Amerika Birleşik Devletleri'nin başında o afetin başında ismi farklı tabii, bir kadın var kadın Amerikan silahlı kuvvetlerinden geliyor Körfez Savaşı'nda savaşmış ya belli ki her sabah kalkıyor altıda beş kilometre kadın var ya resimde gözler böyle var ya parlıyor sanki yangını atlayacak gibi ya bizimkine baktım gözlerinin feri sönmüş niye İmam Hatip bizim mahallenin çocuğu ya bakın böyle güvenlik olmaz. Bakın Türkiye'nin güvenliği ayaklar altında. Şimdi bir de terörü lanetliyoruz. E benim babaannem de lanetliyor. Benim babaannem, anneannem böyle hatırlarım böyle hırsızları falan görürüz Allah belalarını versin. O paralar size kanser parası olsun derdi. Niçin? Çünkü gücü oktu. Ancak lanet okuyabilirdi. Devlet görevlisi, İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı lanet okuyamaz, kıyamaz. Peki. F faaliyet yapar, icra yapar. Peki. Son bir söz. Körfez Savaşı İngiltere'de görevliyim. Blair Başbakan İbrahim Bey Afganistan'a gönderirken İngiliz askeri için Blair biraz dinsel bakış açısı da vardır. Daha sonra Katolik olduğu biliyorsunuz. Dedi ki Allah Birleşik Krallık askerlerini korusun dedi. Halk ayağa kalktı biliyor musunuz? Sen öyle bir şey söyleyemezsin dediler. Ailesi söyleyebilir. Eğer söylüyorsan Korunma sen devlet gerekti. olarak gereğini yapmıyorsun. Askerin korunması için, teçhizatı için dediler. Özetle bu. Evet, Çok evet. teşekkür ediyorum. Azmi Bey'e döneceğim ama önce bir Orhan Bey'e söz vermek istiyorum. Ankara'da değerli misafirim. Yeniçer Gazetesi'nden abimiz Orhan.